Merhaba sevgili seyirciler, Şef Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Bugün sizler için portakal kabuğu reçeli hazırlayacağım. Daha önce portakal reçeli hazırlamıştım. İçi ve kabuğundan oluşan bir reçeldi. Bu defaki reçelimiz sadece kabuğundan oluşan, sarılmış, sofrada güzel bir görüntü sağlayan, misafirlerinize çok güzelmiş, harika bir reçel, dedirten bir reçel olacak. 6 tane portakalımız var. Kabuğu kalın portakal, 3 su bardağı toz şeker, 200 mililitrelik bardaklarıyla biraz dolu dolu, 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 adet limon, 3 su bardağı su, 1 su bardağı da portakal suyu koyacağım portakal kabuğu reçeli için. Evet efendim, şimdi portakal kabuğu reçelinde portakalları aldım, güzel şöyle yıkadım. Yıkadıktan sonra iki tarafından şöyle şuraları hemen bir alıyoruz. Aldık ve burada normal rendenin ince yerinden kabuğunu rendeliyoruz. Burada rendelemiş olduğumuz kabuğu da şekerle karıştırıp kıymetli seyircilerim keklerde, pastalarda kullanabileceğiz. Hemen şöyle üzerindeki o aroma bölümünü alıyoruz. Beyaz dokusu çıkıyor ortaya. Çıkar çıkmaz hemen burayı 8'e kesiyorum. 8'e kesiyor, kabuklarını ayıklıyoruz. Ondan sonra detaylarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Üstünü aldık, bakın görüyor musunuz? İçinden de kabukları çıktı. Şekerle buluşturacağım birazdan. Sevgili seyircilerim, şimdi burada kabuğunu rendelemiş olduğumuz portakalı 8 dilime bölüyorum. Bakın şöyle hemen 4'e böldüm. 4'e böldükten sonra şuradan biraz bastırın, belirgin hale gelsin. Hemen üstten çok fazla portakala gitmeden portakalları güzel afiyetle soyup yiyebileceksiniz. Burada normalde çöpe atmış olduğumuz kabukları değerlendiriyor ve reçel haline döndürüyoruz kıymetli seyircilerim. Bakın şöyle dikkatlice hemen soyuyorum. Maşallah bayağı da bir sulu portakalmış. Subhanallah. Portakalın kabuklarını da şekere yatırdım. Onları kavanoza doldurup buzdolabında muhafaza edeceğiz. İhtiyaç duyduğumuzu oradan çıkartıp keklerimizde, pastalarımızda kullanacağız. Bakın görüyor musunuz? Böyle bir görüntüsü var. Çok güzel oldu. Sevgiyle bakın. Şimdi buradan artık sonra tamamen ana gövdeden portakalın kabuklarını böyle de güzel oldu. Şimdi sevgili seyircilerim hemen, yalnız benim beklediğimden daha inceymiş kabuklar. Ama ne yapalım, sağlık olsun. Şuradan tutuyoruz. Sıkıca sarıyorum. Sardıktan sonra portakal kabuklarını isterseniz şu anda benim yaptığım gibi çöp şişe batırabilirsiniz. Veya çöp şişe batırmak istemeyen seyircilerimiz beyaz pamuklu iğneyle aynı şekilde dizebilirsiniz. Rendelemeden yapmak istiyorum diyen seyircilerim varsa o şekilde de yapabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Sevgili seyircilerim, hepsini böyle şişlere taktık. İki tane daha portakal ilave ettim. Çünkü şöyle etli olanlar olunca daha güzel oldu. İki ilave yaptıklarım bayağı bir ince çıktı. Ama tercihimizi etli olanlardan yana yaparsak çok güzel olur. Eldeki ve evdeki imkanlar neyse ondan da yararlanmak lazım. Şimdi çöp şişleri fazla bölümleri kesiyorum. Her iki taraftan da şöyle bir parmak mesafe kalsın. Şimdi önce 4 su haşlayacağız çünkü bu portakalları. Portakallar tencerede şekeriyle, portakal suyu ve suyuyla buluşmadan önce 4 kez haşlayacağız. Acı suyunu çıkarmış olacağız kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel oldu. Subhanallah. Evet, bırakıyorum ve üzerine hemen sıcak su döküyorum. 4 sefer 5'er dakikalık bir kaynatma süreci oluyor. O sürenin sonunda da kontrol edelim yine de. Yanmasın diye söylüyorum. Özür dilerim. 4 sefer suyunu değiştirdikten sonra mutlaka kontrol edelim kıymetli seyircilerim. Acısı var mı yok mu? Varsa acısı pişirmeye, yani tekrar sudan geçirmeye devam edeceğiz. Tamamen acısını çıkarmış olduktan sonra diğer aşamalarla devam ediyoruz. Çok güzel görünüyor. Müzik
Portakal kabuklarımız birinci 5 dakikası doldu. Şimdi nasıl bir renk çıktığını da göreceğiz. İçinden kabukları alıyorum. Şöyle süzdürerek. Şimdi sizlerle paylaşacağım kıymetli seyircilerim. Acı suyunun rengi çıkmış olacak. Eğer ben biraz acı severim Oktay Usta diyen seyircilerimiz de olabilir. 3 sefer haşlamanız da yeterli olur. 4 olsun, ben garanti olsun diye söyledim kıymetli seyircilerim. Bakın şu anda rengini görüyoruz. Bu şekilde çıkıyor. Değiştireceğiz. Sonra aşamalarla devam edeceğiz. Bakın çok da güzel oldu. Pişmiş haliyle de harika görünüyor. Bu şekilde miktarı çoğaltabilirsiniz. Ben 6 portakalla başladım. 8 portakala çıkardım. 10, 12 Allah'ın izniyle devam edin. Bu daha fazla miktarlarda yapabilirsiniz. Şimdi hemen suyu döküyorum. Ve hiç beklemeden hemen tekrar alıyorum tencerenin içerisine. Ocağımızın ateşini tekrar yaktım. Şimdi burada soğuk sıcak dengesini tutturmamız gerekiyor. Ondan dolayı her seferinde sıcak su verirsek zaman kaybına da uğramamış oluruz. Böylelikle bu esnada da portakallar pişmiş oluyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Portakal kabuğu reçelimizin 4. aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 4 sefer suyunu değiştirdim. Son suda biraz daha pişmesi için uzunca kaynattım, kontrol ettim. Diğerlerini 5'er dakika kaynatmıştım. Bunu da biraz daha fazla kaynattım. Artık portakalın kabukları pişmiş oldu kıymetli seyircilerim. Gayet de güzel. Evet, şimdi buradan hemen böyle alıyoruz bir kap içerisinde. Buradaki suyu süzülürken, bakın suyun rengini de görüyoruz şu anda. Yine rengi çıkmış, acı suyunun rengi. Tenceresini yıkayacağım. Sonra portakal suyu, şeker detaylarıyla devam edeceğiz. Oktay Usta buhar altı oldu. Yüzümüze de şifalıdır inşallah. Tenceremi yıkadım. Portakalın kabuklarını tekrar alıyorum. Pişmiş olan portakal kabuklarını. Şimdi burada sadece düzgün bir şekilde alalım. Kıymetli seyircilerim şimdi iki sıra haline gelecekler. Çünkü tek sıra halinde pişirme imkanı şu an için görünmüyor. İki sıra halinde pişecekler. Eldeki ve evdeki imkanlar buna müsait. Şu an 8 portakal var burada. Ama 10 portakala kadar bu malzemelerin tamamı yeterli gelir kıymetli seyircilerim. Bunu hemen hatırlatmış olayım. 3 su bardağı şeker koyuyoruz. 10 portakala kadar yeter Allah'ın izniyle. Evet. Biraz normal reçele göre şekeri fazla oluyor. Çünkü bu spesiyal bir ürün olduğu için biraz şeker bunu sıkılaştırmış olup böyle güzel değişik bir reçel oluyor. İsteyenler badem de koyabilirler. Bir bardak kabuğu alınmış, kabuğu soyulmuş badem pişmesine yakın koyabilirsiniz. Çok güzel olur kıymetli seyircilerim. Evet efendim, şimdi zamandan da tasarruf etmek için hemen şekeri, portakal suyunu koydum. 3 su bardağı şeker. Hemen malzemeleri tekrar edeyim. 1 su bardağı portakal suyu, 3 su bardağı da suyunu veriyorum. Sıcak su, zaman kaybı olmasın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgimizi veriyoruz. Kaynamaya başlıyor. Tüm detaylarıyla birlikte sizlerle paylaşacağım. Saatime bakıyorum. Ne kadar süre kaynadı, neler oldu. Kaynasın, kapağını kapatacağım. Şöyle bir ballansın, şerbetlensin. Limonu ve limon tuzu ilerleyen dakikalarda gelecek reçelimiz için. Reçelimiz 15 dakikadır kaynıyor. Kapağı açık bir şekilde kaynayacak. Şu üstü olanları zaman zaman arada bir yer değiştireceğiz. Kıymetli seyircilerim, eğer geniş bir tencereniz varsa tek sıra halinde koyabilirseniz iyi olur. Yoksa da problem yok. Evdeki imkanlar neyse onunla lezzetimizi hazırlamaya devam ediyoruz. Kapağı açık şekilde kaynıyor. Buradaki şerbeti tamamen yoğunlaşmış, yani kıvamlaşmış olacak. Aynı zamanda portakal kabukları pişmiş olacak sevgili seyircilerim. Tüm detaylarıyla inşallah ilerleyen dakikalarda limon ve limon tuzu ilave edeceğiz. Evet, saatime bakıyorum. 30 dakika geçti. Kıymetli seyircilerim bakın şu an gayet güzel, iyi gidiyor. Şöyle yapıyoruz arada bir. Her tarafa güzelce şeker ulaşsın şerbeti diye. Gayet güzel, parlak son derece. Yarım saat geçtikten sonra içerisine bir tane limon sıkacağım. Bir 5 dakika sonra da limon tuzunu vereceğiz buraya.
İsterseniz şimdi de verebilirsiniz ya da 5 dakika sonra verirseniz daha parlak oluyor. Böyle pırıl pırıl parlayan bir portakal kabuğu reçeliniz olur. Herkesinkine fark atar Allah'ın izniyle. Evet, limon da verdim. Yine şu hareketi yapıyorum. Güzel, daha güzel parlak ve canlı duruyor bakın, görüyor musunuz? Pırıl pırıl. Biraz daha kaynasın, şerbeti ballansın. Portakallar biliyorsunuz 4 su pişirmiştik. Son su da biraz daha fazla pişirdik. Gayet de güzel oldu. Portakal reçeli, ayva reçeli, çilek, kayısı, diğer meyvelerle inşallah YouTube kanalında hepsi de mevcuttur kıymetli seyircilerim. Reçelimiz bakın kıvamlandığı zaman, ballandığında üzerine doğru kabarmalar, köpürmeler meydana gelir kıymetli seyircilerim. Şimdi şöyle bir yaptığımızda her yerine ulaşmış olup güzel, gayet tam istediğimiz gibi bakın parlıyor. Şimdi o parlaklığa bir destek daha vereceğim. Bir çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Eklemek zorunda mıyız okutuyorsa diyen seyircilerim var şu anda, duyuyorum. Eklemek zorunda değilsiniz. Eklediğinizde daha bir parlak oluyor. Bir tık daha canlı bir görselliğe kavuşmuş oluyor kıymetli seyircilerim. Şöyle çevirelim. Hemen çeviriyorum. Bir kıvam kontrolü yapalım kaşık ile şimdi sizlerle birlikte. Şöyle canım benim. Nasıl, normalde nasıl yapıyoruz? Şimdi buradan bir kaşık alacağız. Hemen küçük bir tabağa. Hatta şuraya alayım. Kıvamını soğutup hemen bir kontrol edeceğiz. Buradaki şu sıcak hali insanı yanıltabilir. Soğuduğu zaman kıvam koyulaşmışsa pişmiş demektir. Şu anda 40. dakikadayız. Soğutuyorum. Ondan sonra detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Canım benim. Sevgiyle pişer misin? Reçelimizin kıvamını kontrol ettim. Bakın şu anda akıcı, ılık haliyle bu. Soğuduğu zaman daha da koyulaşır. 5 dakikada süre geçti. Ekstradan daha da koyuluk kazanmış oldu. Kıymetli seyircilerim, bunu döküyorum buranın üzerine. Evet, şimdi burada iki yöntem var. Eğer ki vakum yaptıracaksanız kavanozlara koyup pişirdiğimiz zaman içine alıyoruz, sıyırıyoruz çöp şişlerinden, şerbetinden de koyup kapatıp ter çeviriyoruz. Bu yazın kullanmak üzere düşünen seyircilerim için. Diğer türlü de hocamızın artık ateşini kapattık. Kıymetli seyircilerim, burada tenceresinde eğer ki bu işlemi yapmayacaksanız, soğuttuktan sonra kavanoza koyup buzdolabında tutacaksanız hiç sorun yok. Kıymetli seyircilerim, o zaman tenceresinde soğusun, soğuduktan sonra aktarın, çok güzel olacaktır. Reçelimizi şimdi ilk sıcaklığı çıksın, bir tanesini vakumlu kavanozda yapacağım, bir tanesini normal dolaba koymak için. Oktay Usta kanalına abone olup destek olursanız çok sevinirim. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz kıymetli seyircilerim. Şimdi reçelimizi ilk sıcaklığı çıkıyor, ondan sonraki aşamalarıyla devam ediyor. Evet, şu anda portakal kabuğu reçelimiz tamamlandı kıymetli seyircilerim. 50 dakika pişti. Bakın soğuduğu zaman kıvamın, görüyor musunuz bakın? Gayet güzel ballanmış, müthiş bir efendim ev usulü portakal kabuğu reçeli sizler için hazırladı Oktay Usta. Sizler hangi tarif istiyorsanız yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. İstediğiniz tarifleri Oktay Usta hazırlayacak Allah'ın izniyle, elinden geldiğince bu konuda çaba sarf ediyorum, gayret gösteriyorum. Çünkü sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a ısmarladık.